videoda size biriktirdiğim kargolarımı ve yeni aldığım ürünleri göstermek istiyorum. İlk başta yeni aldığım ürünlerden şunlarla başlayacağım direkt. Çünkü yüzümü yıkadım az önce. Yüz yıkama jelimle, Freudian'ın yüz yıkama jelini kullanıyorum. Eğer videolarımı izliyorsanız bulabilirsiniz. Yıkadım, bayağı gerildi. Şimdi nemlendireceğim ilk baş. Freudian'ın nemlendirici kremini kullanıyordum. O bitmek üzere olduğu için eve gittim geçen gün ve bunları ikisi beraber paket olarak 40 liraya satıldığını gördüm. Açıkçası içeriği hakkında hiçbir fikrim yok. Ve cilt bakımı içeriği okuyabilmeyi çok istiyorum. Ama çok ucuz olduğu için kanıp aldım. Gerçekten hiçbir fikrim yok nasıl olduğuyla ilgili ama nemlendirmesini beğendim. Bu gündüz bakım kremi olarak geçiyor. Hydralist İpeksi Gündüz Kremi. Bu da Hydralist Gece Boyu Nem Bakımı olarak geçiyor. İçlerinde Hyaluronic Acid olması lazım ikisinin de. Şu anlık memnunum ama dediğim gibi içerikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Bunun için içerik okuyabilmek için Çisem Çakır'ın videolarını izlemeyi düşünüyorum. Ayrıca beni Çisem Çakır'a benzettiniz. Çok teşekkür ederim. Çok harika bir insan kendisi. Belki ARMY olduğumuz için de benzetmiş olabilirsiniz. Videoyu böyle dan diye girdim bu arada. Şu şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi makyajsızdım. Hem makyajımı yapıp yeni ürünleri de biraz gösterip yeni ürün olmayan yerleri hızlandırıp sonra büyük kargolara geçmeyi planlıyorum. Şimdi güneş kremine geçeceğim. Bu A'PIEU falan diye okunuyor sanırım. A'PIEU diye okunuyormuş. Misha'dan aldım ben. Power Block Fresh Sun Gel Waterproof bir güneş kremi. Şu şekilde. Aşırı tatlı ve bayıldım. Şöyle. Hiç bu kadar hafif bir güneş kremi kullanmamıştım. Hem fiziksel hem kimyasal peeling'e düştüğüm için güneş kremi ev içinde de kullanıyorum. Son zamanlarda herkesin kullanması gerektiği gibi. Su gibi ya. Su gibi yani. Çok hafif bir kokusu var ama hiç rahatsız edici değil. Çok güzel bir koku. Öyle emilmesini sağlıyorum. Bu arada bence makyajın altını çok iyi bir zemin hazırlıyor. Parlaklığı görürsünüz. Bu güneş kremini aldığımda Misha'dan yine sample'lar geldi. Bu Perfect Blanc BB. Bunun içinde de 50 SPF varmış. Brightening olarak geçiyor. 21 numaralı. Şöyle bir sample. Hepsini şöyle elimin üstüne sıkmayı planlıyorum. O bayağı yoğun bir yapısı var bu arada. Normalde ben 21 numarasını kullanıyorum. Bu da 21'miş. 23'ünü alacaktım bunun aslında ben. Yine 21 almışım. Umarım çok açık gelmez. Biraz bronzlaştım çünkü. Ve ben bunu tek kullanımlık sandım. Bayağı arttı. Bilsem hepsini manyak gibi sıkmazdım. Perfect Cover BB kremi kullanıyorum normalde. 21 numarada. Bu da 21 numara. Aşırı fark olmadı ama yine birazcık açık 23 olsa daha iyi olurdu. Bu Perfect Blanc'in yapısı daha yoğun geldi bana. Kapatıcı olarak bu Golden Rose'un küçük ikisi bir arada concealer ve fondöten tarzı şeyini almıştım yine eve de kasa kenarında. 03 numara. Bronzlaştığım için hiçbir fondötenin bir kremim olmadığı için bunu almıştım. Kapatıcı olarak bunu kullanacağım. Beğendim bu arada. Kapatıcılığı bayağı yüksek gerçekten. Geri kalan makyajımın büyük bir kısmını hızlandırarak yapacağım. Çünkü yeni bir ürün yok. Çoğu makyajımı bitirdim. Ruju süreceğim. Ruj da yeni aldım bu ruju da. Biolis'in Kese 317 Çili ruju. Kuzenim Yağmur sayesinde. Böyle bütün dudağıma sürmek yerine dudak içlerime. Evet, böylelikle makyajımız tamamlanmış oldu. Yeni aldığım makyaj ürünleri burada gösterdiğim kadardı. Ay, ojelerim nasıl bu arada? Çok tatlı değil mi? Bir de yüzükler. Yüzüklerle ilgili size bir haberim var. Bir sonraki videoda bir sürprizim olacak size. Heyecanlıyım bu konuda çok. Şimdi hazırlandığımıza göre diğer aldığım ürünleri anlatmak istiyorum size. Curly Girl Method'la ilgili ürünler de var. Ama ilk baş bunları anlatmıştım. Bunlar yeni aldığım cilt bakım ürünleri. Bunlara ek olarak nasıl okunduğunu asla bilmediğim, şöyle görsün, Ziaja sanırım. Manuka Tree Purifying diye geçen Deeply Cleansing Peeling Paste. Yağlı ve kombinasyon karma ciltler için diye geçiyor ama benim cildim çok kuru olmasına rağmen gözenek problemim olduğu için hem böyle hafif bir kimyasal peeling'e geçmeye çalışıyorum meyve enzimleri kullanarak, ama yeterli olmadığı için fiziksel peeling olarak da bunu kullanıyorum ve şunu söyleyebilirim ki şu ana kadar hayatımda kullandığım en güzel peeling olabilir. Ve uygun fiyatlı. Kaç? 15 lira mıydı? Uygun fiyatlı, bayağı uygun fiyatlı bir ürün. Bunu çok fazla önerebilirim. Hayatımda hiç o kadar, yani bütün peelingler ölü deriyi alıp yumuşak yapıyor cilde ama bu değişik bir şey yani. Çok güzel bir ürün. Şimdi benden dinlemeyi en sevdiğiniz konulara geçelim. Bu ikiliyi kullanıyorum son zamanlarda ve saç şekillendiricimi de değiştirdim. Otocila biraz ayrılık yaşadık. Şimdi bunları anlatacağım size. Şampuan olarak Curly Girl Method'a uygun olan bir ürün kullanıyorum yine. Bu Love Beauty and Planet markasının bir şampuanı. Bu renk koruyucu olarak geçiyor. Zaten renk koruyucu olduğunu iddia eden şampuanların içinde sülfat olmaması gerekiyor. Rengi akıttığı için. Bunda içinde sülfat yok. Bence başarılı bir ürün bayağı. Tercih edebilirsiniz. Güzel bir ürün. Curly Girl Method'a uygun olan şampuanlar arasında iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kokusu, ben gül kokusunu sevmem ama hiç rahatsız edici bir kokusu yok. Bence çok hoş bir kokusu var. Ve saçı gayet iyi temizlediğini düşünüyorum. Köpürmesi de iyi. İçinde sülfat olmayan şampuanların bazıları köpürmüyor biliyorsunuz. Bu güzel köpürüyor. Bence güzel bir ürün. Tercih edilebilir. Orta fiyatlı diyebiliriz. Yves Rocher ile kafa kafaya gibi bir şeydi. Ama derseniz ki Eylül Yves Rocher mi bu mu? Ben yine Yves Rocher'i tercih ederdim. Çünkü bu birazcık böyle içinde sülfat olmamasına rağmen temizledikten sonra bir böyle, nasıl anlatsam, yıkadıktan sonra saç kremini böyle aşırı bol almak istedim. Böyle bir kuruttu gibi geldi saçımı bana. Bilmiyorum. Ama denemekteyim hala. Ama bence iyi bir ürün. Bunu da saç kremi olarak kullanıyorum. Bu da Urban Care'in Twisted Curls Hibiscus and Shea Butter. Saç bakım kremi, dalgalı ve kıvırcık saçları bukle belirginleştirici, elektriklenmeyi ve kabarmayı önleyici formül diyor. Hiç beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Bu da Curly Girl Method'a uygun bir saç kremi. Tabii ki saç yapıları farklı olduğu için memnun kalanlar olabilir. Ama ben hiç beğenmedim. Hiçbir şekilde nem verdiğini düşünmüyorum saçıma. Böyle nem verdiğini ve ben biliyorsunuz saçımı taramıyorum. Duştayken bol saç kremi alıp ellerimle saçlarımı açıp öyle kullanıyorum ve mesela Yves Rocher en sevdiğim ürün olduğu için söylüyorum yine. Yıpranmış saçlar için saç kremi böyle saçlarımı direkt açıyordu. Böyle direkt. Ama bu yani şu kadar komple kullandım. Bu kadar kaldı içinde. Hani şampuanın bu kadarını kullanmışız. Bunun içinde bu kadar kaldı ve böyle öbek öbek almak zorunda kalıyorum yeterli nemi verdiğini hissetmem için. Pek beğendiğim söylenemez. Otacıya biraz ara verdim demiştim. Otacının yerine yine aynı seriden Urban Care'in 7/24 belirgin bukleler şekillendirici bakım kremi, dalgalı ve kıvırcık saçlar. Durulanmayan saç bakım kremini kullanıyorum. Şekillendirici olarak da geçiyor ama ben şekillendirici özelliğini pek beğenmedim. Şimdi şöyle göstereyim. Bu benim saçımın ikinci günü ve ben ikinci gün otacıyla saçımı çok rahat kullanıyorum bildiğiniz gibi. Böyle bununla kabarıyor. Toplamak zorunda kaldım. Böyle bir değişik oldular yani. Nemlendirme özelliğini sevdim. Şöyle ikinci gün saçımla beraber anlatayım bunu. Nemlendirme özelliğini sevdim. Ama mesela bunun üstüne otacı kullansam memnun kalırım yüksek ihtimalle. Otacı bulamadım bu arada, onun için bunu aldım zaten. Ama çok tutucu şeyler sevmiyorsanız işte mesela Pantene'in o belirgin bukleler serisi var ya, Elidor'un mu Pantene'in mi, ikisinin de kıvırcık saç serisi var. Onun yerine bunu alın. Onlar zaten şekillendirici hiçbir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Sadece nemlendiriyorlar. Bunun içinde çok az da olsa bir tutuculuk var. Ve Curly Girl Method'a uygun, yani saçınıza zarar verecek bir içerik yok içinde. O Pantene ve Elidor yerine bana çok sorduğunuz, benim sürekli açıkladığım o şekillendirici olarak geçen kremler yerine bunu alabilirsiniz bence. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Daha büyük çaplı ürünlere geçeceğiz. Yer değiştirelim. Evet, arkada bir dağınıkla bıraktım ama makyaj malzemelerim orada kaldı. Şimdi şu taraftaki ürünleri göstereceğim size. Bu ürünler Adax'tan. Yazlık tişört ihtiyacım vardı ve benim en çok giydiğim markalardan biri Adax olabilir. Çünkü çok uygun fiyatlı. Böyle şimdi açıp göstereceğim. Çünkü bir sonraki videom kombin videosu olacak. Ben bunu göstermek istiyorum. Benim kafama küçük geldiğini düşünüyorum. Rengi falan çok güzel. Ve hani bence güzel ama bilemiyorum, ne düşünüyorsunuz? Biraz dursun böyle, inceleyin, aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ben biraz kafamı küçük geldiğini düşünmekteyim. Bayağı bir tişört aldım. Bunları dediğim gibi üstümde ve kombinini görmek için zili açabilirsiniz abone olup. Bir sonraki video hem hediyeli hem de kıyafet kombin videosu olacak. Şöyle bir tişört bu da. Çok tatlı değil mi? Bunların hepsi oversize bu arada. En sevdiğim. Şöyle üstünde çok tatlı simgeler var. Umarım rengi saçlarımla güzel olur. Biraz bayıyor bu renk saçlarımla ama güzel olacak gibi. Diğer tişörtümüz de yine takıntılıyım sarıya, turuncuya. Böyle bir güneş sembollü oversize bir tişört. Ay çok tatlı oldu şapkayla. Çok bayıldım buna da. Şu şekilde tekrar göstereyim. Ben bunları kışın da giyiyorum şu şekilde. İçime boğazlı kazak ya da uzun kollu şeyler giyip üstüne değişik değişik tişörtlerle kışın da bunları kombinliyorum. Bu da böyle, bu aslında Emre'nin bu arada ama bana size göstermem için izin verdi. Böyle üstünde kartal olan bir oversize. Lacivert mi bu? Siyah gibi bir tişört. En sevdiğim ve alıp almamak konusunda çok kararsız kaldığım bir ürün vardı. Çok seviyorum Friends'i, aşırı seviyorum. En sevdiğim sahnelerden biri bu yarıştıkları. Monica ve Rachel, işte Joey ve Chandler, Monica'nın ve Rachel'ın apartmanı için yarıştıkları bölümden bir sahne. Bu tişört 15 liraydı. 15 lira olduğu için acaba kararsız kaldım. Acaba kalitesiz mi gelecek, bir şey mi olacak falan diye. Ve bence çok güzel. Harika bence. 15 lira için süper bence hatta. Bunu large aldım yine oversize olsun diye. Diğerleri ne X small ve small aldım. Aldığım bir tişört ve bir biker short da vardı. Ama onları giydiğim için dayanamayıp onlar şu anda kirlide yıkanıyorlar. Ama onları da dediğim gibi bir sonraki videoda görebilirsiniz. Bu arada şapkaya baktıkça hoşuma gitmeye başladı. Gerçi ben bunu dışarıda takmaya utanırım. Ama denize giderken falan takarım yani. Bir de şeylerini almak istiyorum. Büyük siyahlarını. John Jungkook efekt. Kıyafet şeyimiz de bu kadardı. Şimdi bir sonraki video için ben eşek askılıklardan aldım. Onu açacağız, beraber kuracağız ve boyayacağız biraz daha odama uygun olması için. Bunun için annemi davet edeceğim şimdi. Az sonra annemle kuracağız demiştim ama yemek yedik ve hava bayağı kararmaya başladı gördüğünüz gibi. Onun için şimdi sizi burada bırakıp yarın devam edeceğiz. Evet. Dün bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada saçımı uyumadan önce böyle toplamıştım. Pineapple Method diye bir şey var. Kıvırcıkların bozulmaması için böyle hani ananas saç gibi ve ben saçımı yukarı doğru toplamıyordum. Hep böyle aşağıda topuz yapıyordum. Böyle toplayınca hoşuma gitti. Bir de omuzları açık bir şey giyince daha çok hoşuma gitti. Kurulum falan yapacağız ama ben yine olabildiğince süslendim gördüğünüz gibi. Neyse şimdi annem de aramıza katılacak bugün. Beraber askılığımı kurup boyayacağız. Aynı zamanda bir çantamız var. O çantayı da boyamayı düşünüyoruz. Sizi birazcık geri alayım. Bu bayağıdır balkonda bekliyor. Bir ay falan oldu herhalde yani. Şimdi önce kurulumunu yapacağız. Yani bence fiyat performans açısından iyi ama bazı yerleri paslanmış. Zaten boyayacağımız için çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şöyle yaldızlı bir boya. Adı Antique Gold. Umarım güzel olur. Heyecanlıyım. Aldığımız yerde de şöyle bir fırça önermişler bununla boyayın diye. Ben nasıl yapılacağını pek bilmiyorum. Su karıştırmam falan gerekebilirmiş. Onları annem halledecek. Ben de size anlatırım yaparken. Ya göz kararı yok, sonra şey yapacağız. Açık mı? Ver. Bayağı döktüm. Tamam. Şöyle bir renk. Bu rengi de şeyde gördüm. Best Dressed Ashley var. Belki biliyorsunuzdur, moda videoları çekiyor. Aşırı seviyorum. Onun böyle askılı bu renkte. Onun için hem de odama uyacağını düşündüm. Şimdi içine biraz su karıştırmamız gerekiyormuş. Çok az su koyduk. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Dene bakalım şöyle. Deneyeceğim. Şimdi biraz daha alıyorum. Bu sefer su karıştırmayacağım. Bayağı oldu bence. Kuruyunca belki bir kat daha geçilir. Şimdi ben diğer yerleri yapacağım. Şöyle bir çantamız var. Eski. Kırmızı pek bizlik değil. Annem koyu kahveye boyayacak. Belki kullanırız boyayınca. Bakacağız. Yani tam benim tarzım değil ama moda ya bunlar. Böyle bir hoşuma gitmeye tam başlar gibi oldu. Ama emin de değilim yani. Bakalım boyayınca göreceğiz. Boyamız da yine aynı markadan. Koyu kahve. Annem gidip az önce aldı aynı. Seycancı'ndan. Şimdi bir yemek molası verdik. Bayağı kurudu yani. 3. katı geçeceğim şimdi. Umarım artık bu son olur. Birazcık pütürlü oldu ama. Yani şuraları kötü biraz. Evet, bir de böyle bir çanta varmış. Şu şekilde. Buralarından hep geçiyormuş. Hani, düzmeli. Annem onu çıkarmış. Buradan püler geçirecekmiş ve bunu da beyaza mı boyayacağız? Bunu da beyaza boyayacakmış. Yine çok boyalı bir günümüz. Gördüğünüz gibi artık bitti. Ama ben de bittim. Gözlerim şey oluyor yorgunluktan. Onun için şimdi bu videoyu kapatacağım. Umarım severek izlemişsinizdir. Böyle kargo videolarını beğeniyorsunuz. Ben de bunun için kargo serisi oluşturmayı planlıyorum. Biriktikçe aldığım şeyleri size böyle videolarla göstermek istiyorum. Umarım bu seriyi de seversiniz. Severek izlemişsinizdir bu videoyu da. Artık gidiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. And a wish in the well. I just hit you back, girl, cause I'm wishing you well. And you apply with some bullshit. Fine, girl, you got me, I'll just see you in hell. Blowing me, I need some water with a boat in the sail. I'll be gone for a minute, but the feelings are there. Got me feeling like beans, cause the shit's in the air. And that's from me to you. Man, it's kinda hard to be with you. But that's from me to you.